Peki. Şimdi bir daha bir Sivas'a gidelim. Bugün Süper Lig'de Sivassporla Sporla Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bir bağlantımız daha var. Şöyle bir bakıyorum. Hava yavaş yavaş kararıyor. Bildiğimiz kadarıyla eksi ikiymiş. Murat Onur'dan maç öncesi son durumu bir alalım. Evet Onur, hava sıcaklıkları eksi 2 dereceyi gösteriyor Sivas'ta. Ancak eksi 2 dereceden daha fazla hissedilir bir soğukluk var. Aslında çok değişken bir havayı da Sivas'ta görebiliyoruz. Yayına girmeden 20-25 dakika önce Sivas'ta yoğun bir şekilde kar yağışı başladı. Adeta 10 dakika 15 dakika içerisinde her taraf bembeyaz oldu ve sonrasında ise adeta günlük gülistanlık bir havaya döndü. E aslında Trabzonspor'da TFF'ye bu konuda bir öneride bulunmuştu maçın gündüz oynanmasını istemişti ancak TFF bu öneriyi kabul etmemişti saat 20'de karşılaşma başlayacak Süper Ligin 13. haftasının son karşılaşması saat 20'de Trabzon, Sivas Spor ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek karşılaşmayı Volkan Bayas'tan yönetecek dört büyüklerden bu sezon, bu sezon. İlk kez Trabzon'u ağırlıyor Sivas Spor kendi sahasında. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde e, özellikle oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Sivas Spor taraftarlarında bugün mutlak galibiyet istiyor. Tabi hemen ben isterseniz sizlere Sivas Spor'un muhtemel 11'ini vermek istiyorum. Kalede Ali Şaşal, Vural, e, Alaaddin Okumuş, Uğur Çiftçi, Apindan Gaye, Caner Osman Paşa, Yunus Emre, Emrah Baysan, Harisiz, Sayız, Rodriguez ve e, Monaj 11 ile bugün karşılaşmaya çıkması bekleniyor. Trabzonspor cephesine bakacak olursak Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte adeta bambaşka bir kimliğe bürünmüş durumda Trabzon. Spor yükselişe geçen e, Karadeniz ekibi Yilo'yu yenerek hem dış saha kabusunu noktalamayı hem de bu sezon ilk kez 3'te 3 üç yapmayı planlıyor. MS Yapı Sivasspor Spor maçı hazırlıklarını teknik direktör Avcı, e, Abdullah Avcı yönetiminde dün saat 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz testlerini yaptığı son antrenmanla tamamladı ve artık karşılaşma için son hazırlıklarını tamamlamış durumda. Hemen isterseniz ben size Trabzonspor'un da muhtemel 11'ini vermek istiyorum. Kalede Taha, Mehmet, Banya, Densvil, Eren, Mendi, Berat, Abdülkadir, PP, Viska ve Onachu 11 ile Bugün Trabzonspor'un da sahaya çıkmasını bekliyoruz. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. Artık stadyumda Sivas 4 Eylül stadyumunda tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. Bizler de az spor ekipleri olarak Sivas 4 Eylül stadyumunun önündeyiz. Gerçekten biraz önce de söylediğim gibi soğuk bir hava var. Maç saatinde de hava sıcaklıklarının daha da eksi derecelere düşmesi bekleniyor. Biraz önce kar yağmıştı. Saha hemen temizlendi. Maç oynamaya elverişli bir saha olduğunu söyleyebiliriz. Saat 20'de başlayacak karşılaşmayı bizler takip ediyoruz. Söz Gelişmeleri aktaracağımızı belirtip söz tekrar İstanbul stüdyolarına sizlere bırakalım Onur. Murat Onur çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Evet şimdi Trabzonspor'la Beşiktaş'ın aslında şöyle bir ortak özelliği var bence. Bir iki maç daha kazanmış olsalardı, takılmasalardı dört takımlı bir şampiyonluk yarışı olurdu. Belki öyle bir görüntü vermedi Beşiktaş'ta Trabzonspor ama örneğin Beşiktaş Antalya Spor Pendik maçlarını kazanamaz mıydı? Beş ekle, şu anda zirveyle aradaki puan farkı 4'tü Pendik maçında dışarıdan dönen top ıı, diye verilmeyen gol verilmiş olsaydı. O da ayrı. Hadi son 90 artı 5'te <laughs> Bak, o golü doktor. yemeseydi mesela. Ya da onu yemeseydi. Tabii. Dört puan ama. vardı şu anda zirveyle arasında. Yani, Trabzon için de aynısı geçerli. Antalya maçı ve iştaşın mesela. Aynısı. Devre arasında Trabzon maç döndü. Tabii. Burak Yılmaz Bayi olayı. Evet yani Trabzonspor için de aynısı geçerli. Bu ne demek? Şu an kazanabildiği kadar kazan ligin ikinci yarısında kim bilir neler olacak. Transferler, mesela Transferler. E, Serdal Adalın'ın bir açıklaması vardı. Mutlaka devre arasında bir yıldız alacağız diye. Hasan Arat'ın da işte Paris Saint Germain'den oyuncu getireceğiz, değil mi? Doğru, yanlış hatırlamıyorsun. Ama tabii burada takviyeler belki, de olacak, değişebilir dengeler. İsimden öte şimdi Cem de bir isim. Ama Başkan artık düşüşe, isim düşüşe geçmiş ama isim. Ama bak yani. şimdi, e, sen de düşüşe ha sen diyorsun ki yıllık 5-6 milyon euro verip getir. ben zannetmiyorum. Bilmiyorum. Seçim vaadi olur olur. Evet, bilmiyorum. Yani kendi cepten tamam. Senin çünkü limitlerin belli. Bir kere kontenjan olarak göndermen lazım. Kimler gönderilecek Beşiktaş'ta devre arası? Var mı böyle bir çalışma? Yani Rıza Hoca mesela demiş mi şu 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 isimler? Kim İsim. olur ilk? Ya ona ana bir. <laughs> yani. Evet. Başka. Ne? ne kadar para verildi? 4,5 milyon euro bon servis, değil mi? Evet. Kendisine de 1,5 milyon euro galiba. <laughs> Yıllık 6 milyon şu an boşa gidiyor. Yani her geçen dakika taksimetre işliyor. Ya böyle şey olur ya. Hani takım fotoğrafına tribünden atlayarak giren adamlar olur ya böyle çak, anlamazsın bile. Meç forması giymiş adam mesela. Öyle bir adam var. Çılgın denimi. sanki mi? böyle girmiş Çıplak biri ya. denimi. Öyle bir adam vardır. Şimdi, e şimdi yani ben zannetmiyorum ki Fransa ligine girmiş bir adam bu kadar kötü olsun. Neden o zaman? Problemi de bu adamın. Bir adam psikolojisi bozuldu. Yani. Ben duydum Şenol Hoca zamanında. Ya adamı oynatacağım. İdmanlar fena değil. Korkuyoruz oynatmaya diyorlar. Tribünden ne tepki gelecek diye. Hmm. El ayağı oynasın. El ayağı birbirine dolanıyor. İşte deplasmanda da kötü sonuçlar aldı. Arda Bu da tabii tribüne fatura kesmiyoruz. Hocam senin alacağın adam oraya Artık bak bazı oyuncuları yetiştirmek üzere alabilirsin. Ama bazıları öyle değil. Bazı mevkiler. Senin oradaki en büyük adamın Josep de Souza'ydı. Ondan sonra da olmadı değil mi? Atiba, yani? Josep de Souza. Artık oraya çoluk çocuk koymazsın yetiştirmek üzere. Evet. Eğer öyle yetiştirmek üzere koyacaksan Kartal Kayra'yı niye gönderdin Kayseri'ye? onandan iyi oynardı yani. En azından kendini yetiştirirdi. İşte Demir Ege ye ara ara giriyor. Eğer böyle getireceksen. Oraya bir tane Ennene gibi, hmm. Medel gibi, bir tane koy Toreira gibi. Evet. Isıran yok. Yani oradan geçen futbolcu, rakip futbolcu, ısıran adam yok. Yok. Yani Salih, Amir, bunlar yumuşak kalıyor Aynen. bölge için. Getson var ama o da ileri mi gitsem, geri mi gelsem, o da böyle bir kafası Aynen öyle. karışık durumda. Bu arada ilk... E, takviye nereye yapılacak? Beşiktaş'ta bildiğim kadarıyla olmazsa olmaz bir tane stoper deniyor. 6 numara. 6 numara mı? Önce 6 numara. 6 numara ve stoper. stoper. Peki o zaman Serkan Korkmaz'a da sorayım. Bunlar yapılırsa Beşiktaş biraz şampiyonluk yarışına ortak olabilir mi? Rıza Çalınbay dün bas toplantısında şunu dedi. Daha bitmiş bir şey yok ben koptuğumuzu düşünmüyorum diyor. çok da doğru yani matematik olarak şansı var Rıza Hoca doğru. Motivasyon. 25 hafta var daha yani. Yani daha 25 hafta var. 75 puan var ya. 75 puanla şampiyon olunuyor yani. Evet. O da var. Tabii canım. Tabii. E, o yüzden tabii ki e, şeyde unutmamak lazım. Mesela sergenli uçan Beşiktaş'ın bir golle şampiyon olduğunu Abdullah Avcılığı haftalar önce şampiyon ilan edilen Trabzon'un sonlara doğru evet. E, puan farkının kapanmasına engel olamadığı. Yakalıyordu Fenerbahçe İsmail Kartal. Tabii tabii yani neredeyse. şu, şu dakikada Rıza Hoca tabii ki öyle konuşacak. Konuşmalı da zaten. E, vallahi Valla açık konuşmak gerekirse Beşiktaş'ın mevcut rotasyonu yani düşünsene golcü alternatiflerine bak. Muleka Cenk Abubakar yani kanat forvet kanat forvetlerde. de ...o kadar kötü değil... Ee, ...orta sağla get sonu var... Salih bence çok önemli bir oyuncu... Ee, ...Konya'dan gelen Hacı Ahmetoviç... ...önemli oyuncu... ...küçük dokunuşlarla... ...çok farklı bir yere gidebilir... Ke ...kenar oyuncular bak... ...enkudu gibi... ...iyi bir enkududan bahsediyoruz... ...hani böyle migren ağrısı olmayan bir enkududan bahsediyoruz... ...nasıl adam geçiyordu... ...onlar yok... ...kenarda adam geçebilecek oyuncular yok... Hmm. Beşiktaş'taki oyuncuların kenar oyuncu özellikleri farklı yere Neydi gitti. Neydi geri dönen çocuk? Geçen sene oynayıp beğenilen. Redmond. Ha Redmond. Hmm. Edmund. O da, da öyleydi. Hmm. Ha Redmond'u devre arasında alabilirsin.